Amerika'da bir Türk kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine çiçeklerimiz için, menekşeler, orkideler olsun ve bütün çiçeklerimiz için harika bir tarif vereceğim. Hem çok basit hem de bedava. Buradaki maksatımız şu, hazır kullanılan vitaminleri çiçeklerimize kullanmayalım. Evimizde doğal besinlerle beraber çok basit ve bedava bir şekilde menekşelerimizin bakımlarını nasıl yapabiliriz? Bunu orkidelerimizde nasıl uygulayabiliriz? Bizim buradaki amacımız hazır satılan, hem çok maliyeti biraz yüksek oluyor. Arkadaşlarımız bana yazıyor. Bir tane vitamin aldım, çok pahalıydı. Çok da bir faydasını görmedim. Bazı arkadaşlarımız yazıyor. Aldığımız vitaminleri kullanıyorum. Bir süre çiçeklerime iyi geliyor ama bir süre sonra çiçeklerimde bazı zararlılar görüyorum. Veya fayda etmediğini görüyorum diyor arkadaşlarımız. Ben baştan beri savunduğum bir fikrim var. Doğal besinlerden yanayım. Organik besinlerden yanayım ve her zaman söylüyorum. Çiçeklerimize fazla gübreleme, fazla ilaçlama ve fazla sıvı gıdalar. Yani çiçeklerimize zararlı olabilecek olan hiçbir şeyi ben çiçeklere verme taraftarı değilim. Bundan bir önceki videomda kömürden bahsetmiştik orkideler için. Ondan önceki videomuzda da limon kabuklarını çiçeklerimize uygulamıştık. Ve o videom gerçekten çok çok beğenildi. Ve çok teşekkür mesajları alıyorum. 2 hafta oldu. Yaklaşık 2 hafta o videoyu çektim. Ve kullanan arkadaşlarımızdan çiçeklerim canlandı. Çiçeklerim çok çok sağlıklı oldu. Yaprakları, renkleri dahi değişti diyenler var. Hatta ve hatta o konuya değineceğim. Çok önemli. Çiçeklerimde sineklenme vardı. Limonu koyduktan sonra sineklenme de tamamıyla ortadan kalktı. Sineklenmeye ilaç kullanmadan limonun sayesinde kurtuldum. Ben bu konuyla alakalı da bir video çekecektim ama üstüne sırası gelmişken söyleyeyim. Limon kabukları kesinlikle sinekler, böcekler ve buna benzer haşereler diyelim. Onları tamamıyla saksılarımızdan uzaklaştırıyor. Narenciyelerin kokusu zaten çiçeklerde sinek oluşumunu da engelliyor. Çünkü biliyorsun çok çok faydalı bir besin. Biz neden gidip de hazır vitaminlere para verelim arkadaşlar? Önemli olan evimizde bedava üretebileceğimiz vitaminleri en sağlıklı şekilde çiçeklerimize verip çiçeklerimizden verim alabilmek. Bakın bunlar benim şu an açmış olan menekşelerim. Bir süre biliyorsunuz ilk açtıktan sonra yavru menekşeler çiçeklerini tamamıyla kurumaya yakın almamız gerekiyor ki daha iyi gelişsin. Bakın bu son açan menekşelerimden bakın pembe açmış ve çok çok güzel. Bununla ve beyazla beraber ben hibritleme yapmıştım. Görüyorsunuz bu menekşem de yeni açan menekşelerimden bakın. Rengi gerçekten çok güzel. Bakın bir sürü de tomurcukları var. Nasıl böyle hemen küçük yavruyken tomurcuk veriyor, bu kadar sağlıklı olabiliyor. Ben bu konular için size bu videoyu çekiyorum şu anda. Bakın bir sürü yine tomurcukları var. Bunlar açmış. Biraz solmaya yakın, solmaya başladıktan sonra çiçeklerini toplayacağız ki iyice gelişsin. Bakın bunlar hibritlediğim hibrit sonuçlarımın menekşeleriydi görüyorsunuz. Artık çiçekleri kurudu. Kuruyanları da yavaş yavaş topluyorum. Ve bakın yapraklar gerçekten çok sağlıklı bir şekilde böyle devam ediyor. Yine son açan menekşelerimden bakın. Bu da çiçeklerini dökmek üzere. Bakın çok güzel bir şekilde açtı. Yalnız bir sürü tomurcuğu var ve açmaya devam ediyor. Yaprakları çok sağlıklı. Ortadan yine yapraklar vermiş. Ve baştan beri benim menekşelerimde uyguladığım, bakım yaptığım biliyorsunuz sarımsak. Özellikle üstünde dura dura. Bakın arkadaşlar bunun ortasında o kadar çok yeni yapraklar oluşmuş ki. Bu da hibrit videomun sonuçlarından görüyorsunuz. Bakın bir sürü yapraklar var. Yaprakları çok canlı ve sağlıklı. Ne demiştik? Sarımsak, esmer şeker onu kullandık. Ve sonra ne yaptık? Limonun kabuklarını soyup küçük küçük dilimler halinde saksılarımıza yerleştirdik. Ve inanın çok çok faydasını gördük. Mesajlarınızdan onu anlıyorum. Bugünkü videomuzda şu arkadaşlar. Portakal kabuğunu ne şekilde menekşelerimize kullanabiliriz? Biliyorsunuz kış mevsimi geldiğinde narenciyeler insanlar için de çok çok önemli. Portakal olsun, limon olsun. Bunlar nasıl ki bizim vücudumuzda çok sağlıklı etkiler bırakabiliyorsa çiçeklerimizde de aynı şekilde etkili arkadaşlar. Bugün sizlere portakal kabuğundan nasıl bir vitamin hazırladım? Bedava. Portakalımızı alıyoruz. Afiyetle yiyoruz, soyuyoruz ve afiyetle yiyoruz. Portakalımızı şöyle kenara alayım. Kabuklarını ne yapıyoruz arkadaşlar?
Şöyle soyduğumuz kabuklarla, yalnız portakallar çok iyi yıkanması gerekiyor arkadaşlar. Muhakkak yıkıyorsunuzdur ama daha çok özen gösterelim. Sonra kabuklarını şöyle bir kavanozun içerisine koyuyoruz. Bakın, soyduğumuz kabuklarını kavanozun içine koyduk. Üzerini kapatacak kadar su doldurduk. Bu bir ölçü değil arkadaşlar. Yani bunun içerisinde bir tane portakal kabuğu var. Siz iki portakal kabuğuyla yapın ama kullanacağımız miktar aynıdır. Ne şekilde olursa olsun. Bu şekilde bir gece beklettim. Ve bunu menekşelerimize nasıl kullanacağız? Menekşelerimize aşırı derecede faydası var. Ama şunu öncelikle söyleyeyim. Kesinlikle 2 haftada bir, rahatlıkla 2 haftada bir portakal kabuğunun suyunu menekşelerimize uygulayabiliriz. Orkidelerimizi de uygulayacağız ama orkidelerimize farklı şekilde uygulayacağız. Ona da geleceğim. 2 haftada bir bunu kullanabilirsiniz. Menekşelerinize limon kabuğu uygulamışsanız 1 ay sonra tekrar uygulayabilirsiniz. Limonun ve portakalın hiçbir şekilde çiçeklerimize hiçbir yan etkisi yok. Çok faydası var. Tamamıyla canlandırıyor. Çiçeklerini yıl boyunca çiçekte kalmasını sağlıyor. Bakın şu anda benim çiçeklerimin hepsi çiçek açtılar, menekşelerim, ve şu an çiçeklerini dökmek üzereler değil mi arkadaşlar? Döktükten sonra bu bakımlara biz kış boyunca devam edeceğiz. Kışın nasıl bizim vücudumuzun C vitaminine ihtiyacı varsa çiçeklerimizin de aynı şekilde, hiç değişen bir şey yok. Evimizde bedava vitaminler hazırlayıp çiçeklerimize rahatlıkla verebiliriz. Bunu bu şekilde bir gece önceden hazırladım. Nasıl kullanacağız arkadaşlar? Şu menekşemize nasıl kullanacağız? 3-4 kaşık. Bakın bunlar yavru menekşeler. Benim yemek kaşığının bir küçüğü bu arkadaşlar. Buranın Amerika'da kullanılan yemek kaşıkları bunlar. Bizimkilerden biraz farklı. Orta boy bir kaşıkla beraber. Veya siz yemek kaşığıyla vereceksiniz. 3 kaşık verebilirsiniz. Bakın şu şekilde yaprakların altlarından doğru menekşelerimize şöyle uyguluyoruz. Çiçeklerimiz mis gibi kokuyor ve o kadar çok canlanıyor ki arkadaşlar. Siz bile şaşıracaksınız. Sineklenme olmayacak, böceklenme olmayacak aynı zamanda ve çok sağlıklı bir şekilde açmayan menekşeniz varsa hızlı bir şekilde açacaktır. 2 haftada bir bunu uygulayabilirsiniz. Ben şöyle 3'er kaşık veriyorum. Bunlar yavrudan yetiştirdiğim küçük menekşelerim olduğu için arkadaşlar. Bakın çiçekleri ne kadar sağlıklı. 2 hafta önce ben verdim ve 2 hafta oldu. Yine veriyorum. Bakın. Şu şekilde hepsine vereceğim. Yalnız orkidelere farklı bir şekilde kullanılıyor. Onun ne şekilde kullanılacağını şu anda size göstereceğim. Menekşelere kullandıktan sonra şu şekilde bütün hepsine uygulayacağız arkadaşlar. Sizin saksılarınız büyük, menekşeleriniz büyükse 4 kaşık rahatlıkla verebilirsiniz. Böyle çok fazla aşırı derecede de vermiyoruz. Her şeyin ölçülü. Şu şekilde bütün menekşelerime uygulayacağım. Orkidelerde ne şekilde kullanılacak? Şimdi onu da göstereceğim arkadaşlar. Bakın ebruli açan menekşemdi bu. Durumda olsun, hikayemde olsun bol bol paylaşmıştım. Artık çiçeklerini döktü ama çok sağlıklı yaprakları var gördüğünüz gibi. Bunlar da hep evdeki doğal besinlerle beraber menekşelere yaptığım bakımdan kaynaklanıyor. Bunu da sizlerle zaten ne yapıyorsam paylaşıyorum arkadaşlar. Şu şekilde menekşelerimize uyguluyoruz. Hepsine bu şekilde ben 3'er kaşık vereceğim. Siz saksılarınızın büyüklüğüne göre fazla miktarda, yani 4 yemek kaşığı verebilirsiniz. Küçüklere de 3 tatlı kaşığı verin, ölçünüz tam olsun. Bu şekilde menekşelere uyguluyoruz. Hepsine ne kadar varsa hepsine uygulayabilirsiniz. Bunu sadece menekşelerde değil, orkidelerde ve bütün çiçeklerinizde limon kabuğu olsun, portakal suyu olsun, bütün menekşelerinizde, bütün çiçeklerinizde uygulayabilirsiniz. Şimdi ben bunu kenara alıyorum. Orkidelerde nasıl kullanıyoruz arkadaşlar? Orkidelerde sıktığımız portakal suyunu şöyle bir sprey şişesine dolduruyoruz. Bakın hazırladım ben. Orayı çekmedim. Şu an içerisinde portakal kabuğunun suyu var beklettiğim akşamdan. Orkidelere nasıl uyguluyoruz? Hemen ona geçeyim arkadaşlar. O çok önemli. Bakın evde uyguladığım doğru bakımlarla. Bakın benim en sevdiğim orkidelerimden bir tanesi. Hep söylüyorum. Kızımın hediyesi bu anneler gününde. Ve bakın sadece ve sadece 2 yaprağı vardı. Bu bana geçen sene gelmişti. Bakın bir sürü yaprakları oldu.
bir sürü yaprak açtı. Şuradan yeni büyüyen yaprağını görüyorsunuz. O kadar sağlıklı, güzel ki. Bakar mısınız arkadaşlar? Bir çiçek dalımız şuradan çıkmaya başladı. Ben çiçek dalı böyle yeni çıktığı zaman çok çok mutlu oluyorum. Bir tane dalı vardı bakın. Şimdi bir tane dal buradan çıkıyor. Şuradan hemen patlamak üzere olan tomurcuklar var. Oradan da dal çıkacaktır büyük bir ihtimalle. Bakın şuradan. Şurada da aynı şekilde. Böyle elinizi tuttuğunuz zaman zaten çıktığını görüyorsunuz, hissediyorsunuz. Elinize değiyordur ama dikkatli olun. Kesinlikle kırmayın ya da incitmeyin diyeceğim arkadaşlar. Şimdi burayı birazcık açıyorum ben ve orkidelerde nasıl kullanıyoruz? Orkidemizi alıyoruz. Portakal suyunu sprey şişesine doldurduk arkadaşlar. Hava köklerine sıkıyoruz. Kaşıkla beraber vermiyoruz orkidelerimize. Şöyle hava köklerine sıkıyoruz arkadaşlar. Sprey ile beraber. Bütün her tarafına, bütün hava köklerine sıkıyoruz. Bak şu şekilde. Dışarıda kalan şu hava köküne dikkat edin arkadaşlar. Bunu da elimizle beraber avucumuzun içine alıp buna da sıkacağız. Çünkü orkidelerimiz biliyorsunuz hava kökleriyle beslendikleri için bakın bu şekilde çok sağlıklı bir şekilde sizin de orkideleriniz böyle yeni yeni dallar versin, yeni yeni çiçekler açsın arkadaşlar. Biliyorsunuz hepsini çiçekli halini çekmiştim. Şu anda orkidelerim çiçeklerini tamamıyla döktü, budamalarını yaptım. Arttık. Dal çıkarsın, sağlıklı yeni çiçekler versin diye bakım yapıyoruz arkadaşlar. Bu orkidem de aynı şekilde bir hayli hava kökleri var. Görüyorsunuz şu şekilde. Hemen hava köklerinin üzerine sıkıyorum. Evet, sıkarken yapraklarına sıkmıyoruz ama değdiği zaman hiçbir yani etkisi yok. Hiçbir şekilde zarar vermez. Hemen bir peçete yardımıyla beraber de kurulayabilirsiniz. Hatta silebilirsiniz. Mis gibi koksun orkideleriniz, menekşeleriniz arkadaşlar. Bu şekilde orkidelerimize de bu şekilde sıkıyoruz. Siz de menekşelerinizin böyle bol bol çiçekli kalmasını, çok sağlıklı olmasını istiyorsanız evinizde olan malzemelerle beraber hiç para vermeden portakal olsun, limon olsun bunları en doğru şekilde ne şekilde kullanabiliriz? Bu bilgileri ben size vermeye çalışıyorum. Bunları en doğru şekilde kullanırsanız para vermenize de gerek yok. Bedava bir şekilde çiçekleriniz bol bol çiçek verir, sağlıklı olur. Bol bol yaprak verirler ve hiç menekşesiz kalmazsınız. Ben 3-4 ay içerisinde yine bir sürü menekşem oldu. Bakın arkamda bir sürü yeni yetiştirdiklerim var. Bakın biliyorsunuz ben bunların herhangi bir satışını ya da pazarlamasını yapmıyorum. Bunları sadece hediye ediyorum. Ve şu anda yine bir sürü oldu arkadaşlar. Bakın yeni yetiştirdiklerim var ve çok fazla menekşem olmaya başladı yine arkadaşlar. Sizin de kesinlikle güzel güzel menekşeleriniz olabilir. Hiç yetiştiremiyorum diyen arkadaşlarımız var. Zaman buldukça, fırsatınız buldukça önemli değil. İş yaparken videolarımın sesini açın. İş yaparken dinleyin. En azından kulak dolgunluğundan aklınızda yeni yeni fikirler gelebilir. Çok güzel bir şekilde menekşelerinizi yetiştirebilirsiniz. Bunları göz önüne alarak arkadaşlar bu videomu izlersiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. İzleyenlere şimdiden çok teşekkür ediyorum. Bol menekşeli günler diliyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.